Gerçekten bunu bu şekilde özetlemek lazım. Mustafa Kazandırdığı farklı maç Livakovic'in kaç tane var? Bir tane bir maç vardı da hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Son ama, dakikada bir ama şu oldu. Hiç kimse de Muslera performansı beklemesin bence ligimizdeki kalecilerden. Evet. Çünkü Muslera çok farklı bir kaleci. Ama Livakovic'in de geçen sene performansının iyi olduğunu söyleyemeyiz. Ama şu da bir gerçek. Çok kötü de diyemeyiz de ama çok önündeki ekstra stoperler çok değişti. Kurtarışlar Sakatlıklar da oldu ama yani bu pozisyonu, bu golü kurtarman denilen golleri kurtaramadı. Gol yedi. Ondan dolayı biz zaten İmkan olsa siz Livakovic'i. değiştirir misiniz kaleciyi? Ben değiştirmem. Livakovic'le devam edelim. Ben değiştirmem çünkü sen kaynağı Salim, diğer tarafa bekliyor musun? Sağlam. Sürpriz olur Linç herhalde, değil yemeyeceksen mi? Bir şey söyleyeyim. Ben çizgi kalecilerini beğenmiyorum. Çizgi kalecilerinin liglerinde şampiyonluğu oynayan takımlarda oynayabileceğini, yani iyi kaleci, çizgi kalecisi ancak stoperlerle koordinasyon içerisinde olmalı. Onun dışında özgüveni yüksek olmalı. Tamam, çok iyi bir kaleci fakat çizgi kalecisi. Bu noktada Muslera'yla zaten Muslera'nın geçmişte yaptıkları var. Halen devam eden bir süreci var. Kıyaslanamaz ama ben Livakovic geçtiğimiz yıl iyiydi. Fakat Hırvatistan milli takımında oynuyor. Avrupa'da piyasası var. Önemli bir bonservis bedeli ödendi. Benim için bir sürpriz olmaz. Ben burada Şenol Hoca'ydı değil mi? Doğru. Evet evet Şenol Usta. Şenol Usta Ömer'in de Şenol Hoca'nın da illaki bir duyumu vardır bu noktada. Kaleci transfer olursa sürpriz olmaz. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Forvet transferinden sonra Fenerbahçe transferini kapatıyor. Transfer kapanıyor. Elzem pozisyonlar oluştukça transfer dönemi biliyorsun Eylül ayına kadar devam ediyor. Bu süreç içerisinde fırsat transfer olur. Allah göstermesin bir sakatlık olur, ayrılık durumu olur. Buna göre bir kaç takviye olabilir. Ama orada ayrılacaklar da belirleyecek. Serdar Aziz Fenerbahçe'den ayrıldı. Evet. Var mı bir durum onunla ilgili? Yurt içinden yurt dışından tekliflerin olduğunu söylendi. Rize Spor'u sordum. Rize Spor iddiaları yalanlıyor. Burada yayında şu da an, zaten evet, söylemişlerdi. Şu an Serdar Aziz karar aşamasında. Ben de bu noktada bir bilgi bekliyorum birkaç yerden. Netleştiği zaman haberi paylaşacağım. Yani Serdar'la ilgili bunu söyleyebilirim. Fransa'dan ilgilenen takım var dediler ama şu noktada Fransa'ya gider mi? Bence Serdar'ın gidip oynayabileceği bir takımda devamlı sürekli sakatlık yaşamadan oynayabileceği bir takımda olması lazım. Şu an Süper Lig'de hedef oynayan takımlarda görebiliriz. Hedef oynayan derken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş dışında, Trabzonspor dışında mesela bir Başakşehir'de oynayabilir. Öyle bir iddia yok bu arada. Yani Serdar Aziz için diyorsun. Serdar Aziz de oynayabilir yani Başakşehir'de bu tarz Anadolu'nun güçlü takımlarında, İstanbul'un güçlü takımlarında oynayabilir ama bu noktada bir gelişme yok transferiyle ilgili. Aman yanlış anlaşılmasın. Zaman zaman söylediklerimiz direkt yanlış Anladım. Anlaşılabiliyor. Yani şu an Başakşehir'in gündeminde değil, böyle bir haberde yok. Ama aynen. İstanbul'da kalmak isterse bir seçenek olabilir. Serdar Eyüp o Spor olabilir, Kasımpaşa olabilir. Yani o tarz takımlarda oynayabilir. İstanbul'da kalmak isterse. Fenerbahçe'de peki sen şimdi transferi kapatacak dedin ama taraftarlar bekliyordur. Başka bölgelere takviye olmasını düşünmüyor yani musun? Şöyle diyeyim sana abi. Forvet, merkez, orta sahaya da bir isim gelecek. Düzeltme yapalım. Bunun dışında merkez orta sahaya bir takviye, orta sahaya forvete bir takviye. Onun dışında yani Fenerbahçe'de hangi bölge eksik abi? Var mı eksik bölge? İkisine transfer yaptınız. Yani varsa söyleyin yani. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de çok fazla zaten transfere ihtiyacı yok. İkisinin de kadrosu yani bizden mesela geniş. Devamlı transfer haberi bekliyorlar. Şöyle bir gerçek var Türkiye'de. Anadolu'daki birçok kulübün transfer tahtası kapalı abi. Ama bana mesela soruyor. Şimdi Adana Demirspor'u soruyor. Ahmet Kural transfer yapacak mı? Tahta kapalı. Açacak mı önümüzdeki günlerde? Gelişme olur mu demiş Adana Demirspor. 6 milyon euroluk bir ödeme var. Koray ne dedi? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şu an transfere çok fazla ihtiyacı yok. Değil mi? Evet. Diğerlerine ama, göre. Ama yok. Ne oluyor? Dursun Özbek istifa tekleri var değil mi? Evet. Niye Fenerbahçe'de böyle tekler yok? Çünkü Fenerbahçe sen Maksimen'i getirdi. Oğuz Aydın'ı aldı. Cenk Tosun'u aldı. Hı. 3 tane transfer yaptı zaten. Peki Galatasaray'ın çok acil ihtiyacı varmış. Şu an Galatasaray'ın kaç tane transfer ihtiyacı var? Galatasaray'da sıkıntı bir sağ işte. Bekle, bir sağ orta saha. Bek. Geçen sezondan beri sağ bek eksiği olması. Hı hı. Bence merkez orta sahadan ziyade hadi orayı da yine tölere edebilir eldeki edemez, kadro belli bir süre de. Edemez. Bu saatten sonra edemez. Yani Galatasaray taraftarı artık 3 seneden beri bıktı. Nerede bu transfer orta saha nerede demekten. Yani sonuçta Endombele'yi gördük ya.
Adam tabii oynamadan geldi, kilo aldı. Sonra Galatasaray'dan gitti, kilo vererek yeni bir sezona başladı. Yok, orta sahaya takviye şart bana göre de Galatasaray'da. Ama şu an ilk aciliyet sağ bek. Yani sağ bekte kim oynayacak şimdi? Yani Galatasaray'ın Batshuayi transferini kimse konuşmuyor. Galatasaray'ın şu an iki tane transferi bitirme noktasına gelip de bitiremediğini herkes konuşuyor. Bitirdiği zaman herkes neyi konuşacak? Ben onu merak ediyorum ama şunu söylemek lazım. Yani transfer her zaman şart. Hem Fenerbahçe için hem Galatasaray için şart. Çünkü taraftar istedi diye yapacaksın. Bu arada bir haber geldi. Ama iyi bir transferi yapman lazım ki o transferde farkındalık getirmesi gerekiyor. Buyur Salimciğim. Fenerbahçe'nin B planı Fulkrug Dortmund'dan. Bir bakarsanız. Fulkrug. Evet. Dortmund'dan. B planı mı? B planı buymuş. Net bilgi diye bir mesaj geldi. Güvendiğim evet, bir kaynaktan. Alman milli takımının da oyuncusu. Evet. Fulkrug. Çok da iyi bir santrfor. B planı bu diye güvendiğim bir kaynaktan mesaj geldi. Teyit edemedim. Güvendiğim için paylaşıyorum. Sence Mourinho'nun tarzına uygun bir forvet yani mi? Yani En-Nesyri tarzında bir oyuncu. Evet. Güçlü, kuvvetli. Telaffuzu nasıldı? Tam... Fulkrug. Evet. Valla eğer B planı Fulkrug'sa gayet güzel yani. Çoğu kulübün A planı olmayacak bir futbolcu. Yani yayında olduğumuzdan... Yani çok temiz ayağı var. Attığı gol hatırla. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu sezon hava toplarında etkili. Vallahi tam Süper Lig'de iş yapabilecek tarzda bir futbolcu. Niklas Fulkrug, Borussia Dortmund forması giyiyor. Alman milli takımının da golcüsü. Salim Manav şu an gelen mesaj. Kaynağına ara, da güveniyorum dedi. Bu arada Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund biliyorsun forvetle transfer yaptılar. Güvendim mi kaynaktan aldığım bilgi bu yönde. Fenerbahçe'nin B planı... Furkan Bozoğlu, Salim'in ağzından yazabiliriz. Bunu önemli bir iddia. Evet. Fenerbahçe'de En-Nesyri olmazsa B planı Niklas Fulkrug diyor. Fulkrug. Evet. Biraz şey Arapçadan... Almanca ya. Fulkrug. Almancayı Serhan abi çok iyi bilir. Evet, Serhan Türk uzun süre kaldığı için Almanya'da bu sene. Marmaris'ten selam mı var? Evet, Marmaris'ten sana selam var. Aleyküm selam. Özellikle Halil abin. Halil abiye selamlar. Ortak, evet, abiye selamlar. Ortak tanıdığımız evet, varmış. Denk gelmiş. Sedat Elik abi var çok bizim. Selam söyleyelim. İyi Galatasaraylı bir abimiz var Sedat Elik. Onunla beraber izliyorlarmış. Sana çok selam söylediler. Ona da selamlarımızı söyleyelim. Hannover doğumlu. Santrfor sağ ayak. 1.90 boyunda. Fulkrug. Borussia Dortmund'da önemli işlere imza attı. Özellikle geçtiğimiz sezon. Şampiyonlar Ligi'nde çok değerli performans ortaya koydu. Euro 2024'te Alman milli takımıyla birlikte yine sahaya çıktı. Orada da golünü kaydetti. Ve Salim Manav az önce gelen mesajda diyor ki çok güvendiğim bir kaynak. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç En-Nesyri için 48 saat süre verdiğini söylemişti ve o süreden 24 saat geride kaldı. Bir günlük süreç daha var Mario Branco için bu transferi bitirmesi için. Olmazsa B, C, D planlarına geçeceğiz dedi.